Evet dostlar, başlıyoruz. Evet, şimdi Bitcoin'de, kriptolarda felaket haberleri, olumsuz haberler peşi sıra gelirken Bitcoin bu sabah 15.900 lira kadar düşmüşken bir yandan neden paldır küldür 1000 dolar yükseldi ve neden akşam çat diye düştü? Dikkat et bak, gerçekten yine vuruyorlar ve FTX'in Alameda Research'le birlikte işte grup olarak tam 134 şirketiyle çat diye bir anda çökmesi elbette FTX'e yatırım yapmış kripto borsalarının, altcoin'lerin ve başka projelerin çöküşünü de getirebilir diye millet gerçekten diken üstünde ve panik modunda. Ama bugün işte bu bütün bu iflaslarla, piyasaya yayılan bu kötü haberlerle neler tetiklenmek istiyor abi? Ya ne olmadan kardeşim yükseliş, mega rally, boğa gelmez. Bunu masaya yatıracağız. O yüzden bu video çok 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 önemli. Baştan sona dikkatle izle. Ve hatta gerekiyorsa not al. Bir şeyleri tetiklemek istiyorlar. Akbaba misali avına sinsice yaklaşan balinaların gizliden gizle yaptığı bir operasyon ve var ve bunları masaya yatıracağız. Çünkü gerçekten balinalar aslında küçük yatırımcının kanını yeteri kadar emdiğini düşünmüyorlar. Bir satmadıkça onlar sinirleniyorlar abi. Bir satmadıkça onlar sinirleniyorlar. Sağa solu patlatıyorlar. İşte Elon Musk da bugün mesela bir şekilde devreye girdi ve şimdi evet başlıyoruz ve herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, dirençler, bam bam başlıyoruz. Anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil diyerek olaya girelim. Şimdi bazen diyorum abi, tüm bu FTX patlaması olmadan önce, hani daha ilk aşamalarında, daha doğrusu Binance'in CEO'su CZ, Alameda'nın, Binance'in elindeki tüm FTT tokenları, ya gel abi biz Binance, ACZ, gel bunları biz 22 dolardan alalım dediği bir teklifi vardı ya. Yani bunu kabul etseydi belki ne kendisi, ne Bitcoin'in fiyatı, ne kripto piyasası, ne FTX borsası 134 şirketiyle grup halinde löp diye çökmeyecekti belki de. Bu ne olacaktı? Tabii FTX sorunu çözülmüş olmayacaktı. Üstü kapatılmış olacaktı. Başka zaman zaten patlardı yine. Şimdi bu tweet'te anlattığım şekilde Alameda'nın FTX kullanıcılarından hortumladığı paralarla ne yapacaktı? Binance'e parasını ödeyecekti muhtemelen. Şimdi Alameda 22 dolardan FTT'leri alacak ama burada yazdık yani. Buralarda her şey anlatılıyor. Arkadan hortum mekanizması kurmuşlar. Sen mesela bir kullanıcı örneğin FTX'e gitti, 1 milyon dolar yatırdı. Alameda anında o 1 milyon doları çekebileceği bir hortum mekanizması var abi arka tarafta. Backdoor var yani. Ha burada tabii Binance'in FTT parasını da FTX borsa kullanıcıları ödeyecekti yani. Ama haberi bile olmadan ödemiş olacaktı. Tabii İskambil'den ev bir süre daha yıkılmadan sessizce belki yoluna devam edecekti. Burada Binance'de zarar etmesine rağmen, hatta FTX'in yardım için Binance'ı aradığı anda Binance'in elindeki yüklü FTT tokenları satmayı bırakmasıyla bu işten şu an Binance'de zararlı çıktı. Evet, ha ya 2019'da mesela Binance 7000 Bitcoin'i hacklettiği zaman ben hatırlıyorum, gecenin 4'ünde apar topar video çekmiştim. Bu ne demişti o zaman? Ya bu bizi incitir ama yolumuzdan çevirmez demişti. Şimdi de muhtemelen aynı durum olur. Ha, burada zaten çok büyük bir kaybı yoktu. Terra Luna'da muhtemelen daha fazla var ama. Şimdi CZ'nin bu FTX'in yardım istediği ve FTT satımını durduran telefon için bu telefon çok pahalıya mal oldu dedi. Şimdi CZ FTX'in adım adım gelebilecek olumsuz etkilerini azaltmak için Binance normalde güçlü olan ancak likidite krizi yaşayan projelere yardımcı olmak için bir endüstri kurtarma fonu oluşturuyor diyor. Yakında açıklayacağız. Binance'la hepsine başvurabilirsiniz diyor. Projelere böyle bir seslenme yaptı. Yine bunlar çok sıcak bugün olan gelişmeler. Bu şekilde de aslında iyi projeleri Binance'a çekme şansları da olacak. Gerçekten bazen hani bunlar yaşanması gerekiyormuş belki diyorum. Çünkü hani aslında SEM'e falan biraz baktığımız zaman oyun profilleriyle falan yaşayıp FTX'in CEO'sundan bahsediyoruz. Yani milyar dolarlık şirketin CEO'sundan bahsediyoruz. 92'li olan ve ergen misali Twitter'da küfürlü tweetler atan bir çocuğun milyar dolarlık borsa yönetmesini zaten baştan sona saçma olduğunu görüyoruz. Yani regülasyonlar gelecekse bu arada en başta kripto borsalarının yönetim kadrosuna gelmesi lazım. Ya ipini koparan borsa falan da kurmasın abi. Yani bak şurada söylediği şeylere bak. Neyse, kurmamalı, yönetmemeli. Bugün de mesela işte birkaç günlük sessizlikten sonra What diye bir tweet attı. Sonra Hey diye bir şey atmış. Öyle kaldı yani. Hakkında çıkan bir habere şaşırdı herhalde. Bu arada BlockFi'de en son para çekimlerini askıya almıştı. Bu konuyu da gündemden düşürmememiz gerekiyor. Çünkü hala sessiz ve ne kurumsal hesap ne de CEO'su. Ne de CEO'su bir açıklama yapmıyorlar. İki gündür. Şimdi bunlar, bu şeyler de sen hesabı askıya alıyorsun. İki günü bırak, bir gün bile çok uzundur. Şimdi iki gündür, bir günü bir saat bile uzun. Yani insanlar parasını çekemiyor. Bu konuyu da biraz
gündemde tutmak lazım. Yani iki gün çok uzun bir zaman. FTX'te büyük paraları gitti. Yazık ya, gerçekten bu adamların başına gelen bahtsız bedevinin başına gelmedi herhalde. Çünkü şöyle bir olay da var bak. Bu adamlar geçen senede referans gelir ödemeleri için $700 yerine $20 milyon ödediler abi. Yani hani böyle de bir olay var gerçekten. Bu sabah neden uyandık 15.900'lere kadar Bitcoin düşmüş? Bunun ana sebebi var. Crypto.com borsasının Gate borsasına yanlışlıkla gönderdiği 320 bin Ethereum transferini kastederek CZ'nin attığı bir tweet var. Ona geleceğiz. Tweet öncesi ne oldu ona bakalım. Bu arada bakacağız ama yeni gelen dostlar için hatırlatalım. Kanala abone olun, like tuşuna basın, yorumlarınızı yazın. Şöyle bir desteğinizi gösterin dostlar. Şöyle bir yorumlarla, like'larla ve tabii abone olarak da desteğinizi gösterin. Şimdi tweet öncesi ne oldu? Şimdi CZ'nin attığı tweet öncesi. Crypto.com şeffaf şekilde rezervlerini, cüzdanlarını paylaşırken böyle büyük bir transfer gelmesi acaba açıklama öncesi veya sonrasında paraları bir yere mi kaydırıyorlar şüphesini oluşturdu. Halbuki aslında hiç Chris, işte Crypto.com'un CEO'su bu toplara girmese, bu transaction gerçekleşse muhtemelen bir şey olmayacak ama... Şimdi gerçi biz bu süreçte CEO Chris de şeffaf davranmaya çalışıyor şimdi. Böyle de bir durum var. Ama vesaire yapıyor mesela, AMA'ler yapıyor. Biz diyor FTX gibi trader değiliz diyor. Hatta Nansen'le, şu an ekranda görüyorsun, Nansen'le birlikte çalışıp bir kripto quant gibi bir analiz tool'u bu. Kendi likiditelerini gösteren bir arayüz de geliştirmişler. Böyle ortak panele bence tüm borsaların kesinlikle ihtiyacı var. Ben bir borsada para tutuyorsam ne kadar parası var, benim paramı ödeyebilir mi? Bunu görmem lazım. Ama tabii bunu tek başına da bir kripto analiz tool'undan beklemek yanlış. Çünkü burada borsalarla birlikte çalışmalar, borsaların cüzdanları buraya entegre edilmeli ve yani buradan takip edilmeli. Eğer bu gönderimleri gerçekten yanlışlıkla yaptılarsa zaten o ayrı bir konu. Ama yani burada mesela Gate.io'nun da şey yaptığı, onayladığı bir tweet'i vardı. Şöyle göstereyim hatta. Ya bunu böyle hani gerçekten yanlış yaptılarsa ayrı bir konu ama hani yani bu parayın, rezervde gösterilen parayı içermediğine yönelik de Gate'den dediğim gibi bir açıklama geldi. Tüm 320 bin Ethereum geri gönderildi falan dedi böyle. Ha, Chris tabii kendi varlıklarımızla ilgili içeride transfer yaparken bir karışıklık olmuş falan dedi. Yani böyle hani cevaplamaya çalıştı ama tabii CZ şöyle açalım. Haklı olarak attığı tweette şunu söyledi abi bak. Bu zaten aslında birazcık... Dün akşamdan 15.900'lere Bitcoin'i getirdi. Bir borsa şeffaflık raporu öncesi veya sonrasında kısa bir zaman içerisinde yüklü bir transfer yapıyorsa bir probleme işaret edebilir ve uzak durun dedi. Bu uyarıyı da işte olumsuz bir hava dalgası yarattı ve dediğim gibi 15.900'lere kadar Bitcoin geriledi. Peki bu sabah ne oldu ya? 16.000'lere falan çıktık böyle. 16.917'ye geldik. Orada da aslında Elon Musk etkisi vardı. Bir yıl önce Bitcoin $69.000'dı ve şimdi $16.000. Seneye ne olacak falan diye bir tweet'e Elon Musk burada cevap verdi ve cevap verir vermez aslında şunu söyledi. Bitcoin başaracak dedi ama uzun bir kış olacak. Kış olabilir dedi. Uzun bir kış olabilir dedi. Bu tweet üstlük, bu arada public falan değil bu tweet. Yani birine cevap. Bundan sonra Bitcoin 15.900'den 16.900'e kadar yükseldi. Burada da aslında hala Elon Musk'ın Bitcoin kripto piyasası üzerindeki etkisini görebiliriz. Ha burada tabii bugün bir geri dönüş akşam yaşadık. Bir düşüşler yaşadık. Şu anda da mesela Bitcoin 16.400'ler, 50.500'ler falan oralardayız. Burada da aslında şöyle bir şey var. Bakın bazı noktalar var, nüanslar var. Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor ve ondan sonra da zaten teknik analize geçeceğiz ve hani balinalar ne yapmadan mega boğa gelmez. Bunu konuşacağız, bunu masaya yatıracağız. Ve neden sinirleniyorlar? Şimdi Binance CEO'su CZ bir AMA yaptı, bir AMA'ya katıldı ve rezerv kanıtı için bilançonuzda olduğunu belirttiğiniz varlıklar, yani rezerv kanıtı dediğimiz şey, bilançoda olduğunu belirttiğiniz varlıkların matematiksel bir karşılığıdır, kanıtıdır dedi. Bu konuda bugün Vitalik Buterin'le, Ethereum'un kurucusuyla konuştum. Rezerv kanıtı için daha güvenilir bir sistem için Vitalik'le beraber çalışacağız dedi. Burada da şöyle bir açıklama da yaptı. Bu AMA olduğu için burada şu an hani tweet değil bu. BUSD en istikrarlı stable coin dedi, stabil coin dedi. Diğer stabil coinler şirket tahvilleri kullanabiliyor dedi. Binance işte diğer orada şeyler söyledi. Dünyanın işte en büyük likiditesine sahipleri, fonlarımızın hepsi platformumuzda falan filan ama işte bunlar sert düşüşlere neden oldu. En
istikrarlı stable coin diyor mesela. Şimdi bakıyoruz, geçen de benim dikkatini çektiğim bir şey vardı. Tether'in CEO'sunun retweet ettiği bir tweet vardı. Burada stable coin war diyordu. Yani stabil coinlerin savaşları. Belki şu an medyaya, basına yansımayan stabil coinler arasında bir savaş mı var? BUSD, işte Tether arasında falan. Bunları zamanla göreceğiz. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu arada bu kadar buhran içerisinde biraz da güzel şeylerden bahsetmek lazım derken, o da Aur ve Mana, yani Decentraland Mana birlikte bir Metaverse müzik festivali hayata geçirdiler. Böyle bu hani keşmekeş içerisinde çok fazla gündeme gelmedi belki ama baya baya iyi isimler vardı. Mesela kim var abi? Ozzy Osbourne var lan. Yani her şeyden önce adam yaşayan efsane yani. Burada böyle konserini verdi. Metaverse müzik festivali. Bunlar işte ne abi? Bunlar geleceğe bizim umutla bakmamızı sağlayan şeyler. Dünya burada. Gelecek burada. Burada da çok güzel nüanslarını görüyoruz. Burada neler vardı mesela? İşte bu etkinliğe dediğim gibi Aur ve Mana birlikte gerçekleştiriyor. Decentraland Mana. Baktığın zaman stage'ler yapmışlar. Bayağı da büyük duruyor bu arada. Şöyle baktığın zaman mesela işte nasıl katılabilirsin, ne yapabilirsin falan da stage'ler var mesela. İşte Decentraland Main Stage var, Osfate Stage var, demin bahsettiğim Limeware Stage var, Dylan Francis Stage var, Aur Stage var ki işte demin bahsettiğim. Aur aslında izleyiciler yabancı değil, ara ara bahsediyorduk Metaverse tarafına. Hatta Türkiye'de baya baya böyle bir hani arazisini alan insanlar vardı. Haberlere falan da çıkmıştı bakın. Bunlar da diğer stage'ler. Şimdi o taraf hazır yeri gelmişken birazcık Aur'dan da bahsetmek gerekirse aslında The Future AR Metaverse is here diyor. Yani geleceğin artırılmış gerçeklik Metaverse'ü burada diyor. Baktığında hani geçmişteki işte o boğa sezonunda nereden nereye gelmişti şöyle bir baktığımız zaman mesela günlük bugün 36 tane bir satış olmuş ama 857.932 tane arazi satılmış, land satılmış. Baktığın zaman işte stake your claim diyor, işte over ekosisteminde işte satın alarak veya satarak ya da kiralayarak işte stake'ler yapabiliyorsun gibi gibi. AR Metaverse'üne zıplayıp o taraflara geçebiliyorsun gibi bu tarz şeyleri var. Yani baktım geçmişe göre de bir şeyler yapmışlar. Son istatistiklerine bakalım. Yani bu arada token de var, OVR diye zaten hani borsalarda bayağıdır var. 1,5 milyon toplamda aslında explore edilmiş, keşfedilmiş arazi. 600 binden fazla uygulama download edilmiş. 850 binden fazla da OVR land satılmış, arazi satılmış. 971 bin kayıtlı kullanıcı var. Neredeyse her kayıtlı kullanıcı almış gibi. Tam öyle değil de ona yakın gibi yani birazcık. 35 kişiyle hayatlarına devam ediyorlarmış. Roadmap'lerine baktığımız zaman şimdi 2021-2022 diye Q4 2022 var. Polygon Governance DAO diyor mesela. Polygon'da bir aksiyonu var gördüğümüz kadarıyla. Gibi gibi işte buralarda yazıyor. IPFS Hosting, Polygon Governance, AR Collectible and Experiences diyor. İşte AR Experience yani tabii şöyle bir biraz daha anonsları beklemek lazım ama nerelerde var? Zaten partnerlikleri, Sandbox'la partnerlik, işte Bloomberg'de çıkmışlar gibi gibi, Cointelegraph'ta. Yani baya baya zaten ilerlemiş bir proje ama bakalım neler olacak. İşte ayı sezonuna ne kadar dayanabilecek, bunu zamanla göreceğiz. Ama yani bu tarz şeyler güzel bence. Hani böyle bir Metaverse müzik festivali yapmak, bunlar geleceğe dair hani umutla bakmamızı sağlayan şeyler. Evet, sen ne düşünüyorsun? Neden yükselişler gelmiyor? Tabii bunun döngü meselesi var, bilmem neyi var falan ama balinaların aslında kızdığı ya da akbabaların diyelim, kanamicilerin kızdığı bir olay var. Satmıyoruz abi. Küçük yatırımcı satmıyor. Hani hep söylüyorum ya, aylardır söylüyorum. Hani Bitcoin tamam, zayıf ellerden güçlü ellere geçer, bunu biliyoruz ama bu makro ölçekte olmuyor. Çok büyük ölçekte bunlar yaşanamıyor. Bunlar yaşanamıyor. Para el değiştiremiyor. Küçük yatırımcı satmıyor. Küçük yatırımcı elinde tutuyor. Bunu aylardır söylüyoruz. Şu anda da artık bekliyorlar. Belki de bu balinalar, büyük yatırımcılar önce beklediler. Fed'den dolayı insanlar panikler, satar, iyice satar ama satmadı bak. Şimdi şu Bitcoin'in genel anlamda bütün işte 2011'den beri şu şeylerini görüyorsunuz. Şu kırmızılar ayı sezon, tamam mı? Bak şu an ne kadar zayıf kalmışız. Bak 2017-2018 nerelere kadar düşmüşüz. Şu an sert düşüşler bir anda yapamıyoruz ve çok daha bunlara göre, özellikle şu döneme göre çok daha sınırlı kalıyor. Yani çıkan para anlamında, hani cüzdan dağılımı anlamında çok daha sınırlı kalıyor. Ethereum tarafında da öyle, özellikle Ethereum'a bak, piyasayı düşüremiyorlar. Düşüremedikçe Fed'i beklediler önce, çok yüksek ihtimalle Fed'den dolayı insanlar paniğe kapılmadı. Ya yani adım adım tabii ki de satışlar oldu, düşüşler oldu, düştü illaki ama tam bekledikleri oranda değil, gördüğün gibi düşmüyor. Fed de artık biraz daha
artık bu işin de %70'ini falan Fed'in tamamladığımızı düşünürsek iyi ihtimalde muhtemelen kendileri belki de bir operasyona başladılar. Yani burada bunlar düşmedikçe de biraz daha kızıyorlar. Kızdıkça da işte artık belki sağa sola saldırıyorlar. Ethereum'a bak yani. Ethereum'ın 2019'daki çıkan paraya bak, cüzdan dağılımı anlamında. Şimdikine bak, çıkmamış bile para yani hani baktığın zaman. Hani Ethereum 2017-2018 dönemi dip bölgesi $85'da. Şimdi dip abi, öldük kaldık, 1000 doların altına düşmüyor. Düşüremiyorlar. Düşüremedikleri için de ne yapıyorlar abi? Düşüremeyince kızıyorlar. Çünkü şu an sizin onu panik yapıp satmanız gerekiyor ki, bu arada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. İşte küçük yatırımcı korksun, satsın, satsın, satsın ve arkasından çıksın. Bu arada biz ona daha yüksekten kilitleyelim. İyice küçük yatırımcının suyunun emildiğine emin olmadan çıkmıyorlar. Alın size işaretler. Bakın zincir üzerinde de bunu doğruluyoruz. Şimdi şu şöyle bir kalsın. Çıkışlar var. İnsanlar tabii ki de panik yapıyor. Çıkışlar var ama bunlar istedikleri seviyede değil. Bakın bunları aylardır gösteriyoruz aslında. Total aktif adres, total transaction, bunlar yerlere düşmüyor. Şimdi buradan da anlıyoruz aslında aktif adres. İnsanlar oyunda, insanlar kripto piyasasında. Evet bayağı bir çıktı ama istedikleri kadar çıkmadı. Dolayısıyla yine istemedikleri kadar insan piyasada oyundalar. O yüzden şimdi onların elinden daha ucuz alamazlarsa, kurumsallara belki aldıramazlarsa BOA'da istedikleri etkiyi yaratamayabilirler. İnsanlara daha yüksekten kitleyemeyebilirler. Çünkü şöyle düşün, senin elinde şu an işte $30,000 Bitcoin aldın mesela, almıştın. Elinde şu an sen zarar etmezsen beklersin ve bekleyince yükseleceğini herkes biliyor. Herkes bildiği için de bunu yapmıyorlar. Çünkü herkes biliyor. 30'da sen şimdi 30'dan aldın, düştü. Tamam mı? 20'den 15'ten zarara satmadın, geri 30'a çıktı, bozdun. Şimdi bunu isterler mi? İstemezler. Sana zararına sattıracaklar. Zaman geldiği zaman da pahalıdan aldıracaklar. Bunların olayı bu. Evet. Şimdi yatırımcılar risk alıyor mu? Evet, son FTX grubunun çökmesiyle birlikte risk iştahı bayağı bir kırıldı ama henüz kesinlikle ve kesinlikle şiddetle reddediyorum. Böyle 2021-2020 hiç buralarda falan değil abi. Hiç buralarda değil, çünkü herkes biliyor. Herkes biliyor gelecekte yükselişler, işte boğa sezonunun gelebileceğini. Herkes bildiği zaman da bu yapılmıyor işte. Bu yapılmıyor çünkü böyle kazanılmıyor dostlar. Burada bunun çok daha aşağılara gitmesi lazım. Vallahi korkuyorum. Önümüzdeki günler, haftalarda yeni bir patlatma. Ne bileyim, stabil coin patlatması, işte borsa patlatması falan. Umarız olmaz. Umarız böyle şeyler olmaz. Bakıyoruz abi. Şuradan da devam ediyoruz. Bak burada ne var? Bak mesela şurada kısa vadeli yatırımcılar, uzun vadeli yatırımcıların getiri götürü dengesi. Şöyle baktım, bak mesela kısa vadelilere bakalım. Ne kadar aşağı iniyorlar şu an. Bak 2017'lere bakalım. Şuralara gelmiş. 0.80'lere kadar, 82'lere kadar dayanıyor. Buralarda. Ama şu an kısa vadede girenler bile şu an 92-94 bölgelerinde. Yani oralarda bile bu eski dönemdeki ayı sezonundaki kadar bir zarar yok. Bunu söyleyelim. İşte insanlar satmadığı için zarar etmiyor. Yani öyle bir durum var. Yani zarar etmiyor derken zararını realize etmiyor. Öyle söyleyeyim. Yoksa tabii ki de satsa zarar edecek. Kurumsallar tabii FTX'e bayağı bir şoke oldu. Şu an yani çok şoke noktasından çıktılar ama almama noktasında biraz daha ısrarlar. Yani almama noktasındalar. Çok fazla kriptoya, Bitcoin'e bulaşmıyorlar. Bu da mesela gösteriyor abi. Bak 0.1 Bitcoin'lik cüzdanlarda nasıl yükseliş var? Son yayında da gösterdim. Son canlıda geçen 1,5 saat yaptığımız canlı yayında da aynı bunu gösterdim. Bak görüyorsun nasıl yükseliş var. Şimdi bunlar böyle piyasaya yeni yatırımcı gelirken yükseltmezler. İstediği seviyeye kadar düşüremediler. Yani beklentisi bu. Yani beklenen sert düşüşleri burada yaşamıyoruz. Beklenen kırılımlar yaşanmıyor. Bak buralarda ne kadar düşükmüş. 2018'de falan. Bu kadar yeni yatırımcı varken zaten bunların iyice çıkması lazım. Çıkması için de yeni şoklar şart belki de. Bakıyoruz buy the dip indicator'a, bak balinalar şu an piyasada 1.25 üzeri transactionlar devam. 1.51'lerdeyiz. Balinalar şu an piyasada, bunu söyleyebiliriz. Şimdi borsalardaki Bitcoin miktarı çekiliyor. Ciddi şekilde çekiliyor ama zaten bununla ilgili kampanya da başladı. Bunun birçok ayağı var. Sadece işte borsanın göçmesi değil. Borsalardaki Bitcoin'leri tuttuğun zaman aslında o birazcık türev Bitcoin'e dönüyor. Bu ne demek? Yani senin oradaki rakam oluyor. Senin Bitcoin'in birçok kişiye satılmış olabilir. Bunların şeyi var yani, bunu hani şey anlamında söylemiyorum. Bir finansal sistemin aslında getirdiği bir şey bu.
böyle bir bunun açıklamalarını geçmişte yapmıştım. Hani bu durum yaşanırsa zaten hani sen mesela borsada tutuyorsun, örne yatırıyorsun. Örne yatırdığın zaman, yani stake'e yatırdığın zaman o para yumurtlamıyor ki. Yani bir şekilde ya zincirden gelmesi lazım, ya çalışması lazım, bir şey yapılması lazım. Ya borsalar trade yapıyor, işte dediğimiz sıkıntılı mevzu. O parayı daha çok kazandırmaya çalışıyor. Kendi kazanacak, sana da verecek yani, önce bu. O dolayısıyla borsalardan çekilmesi bence de mantıklı. Evet, devam ediyoruz. Şimdi aslında şu FTX'in patlamasıyla birlikte stock marketle kripto market ilk defa net şekilde aylar zaman sonra ayrılmış oldu. Bak, stock market aç piyasada devam ediyor ama kripto hala ekstrem fear'de. Ekstrem fear bana kalırsa 24 bile fazla abi. Bunun 18'lere falan gelmesi lazımdı. Zincir üzerinde neler oluyor, neler bitiyor? Bitcoin tarafına bak. 16.500 ile 17.000 diyelim abi. 17.050 dolar. Bu bölgede tamam, bayağı bir direnç var. Zincir üzerinde direnç var. 16.500, 17.050. Buranın kırılması durumunda zaten zincir tarafına göre yani 18.500'lerin gelmesi de çok zor değil. Ama yani şunları görüyorsun. Bak, yeşilleri görüyorsun. Ne kadar zayıf. Yani desteklerimiz çok zayıf. Buradan da zaten teyit edebiliriz. Burada da o ya yani order book tarafında şey bile yok yani bak. Alım işareti bile yok. O yüzden dikkatli olmak lazım. Alımlar yani zayıf bak. Şunu da söylemeye bile gerek yok. 14, 15, 16, işte 15.700, 15.500 falan. Bunları böyle konuşuyoruz. Evet, bak demin söyledim ya. Ops, kapattık. Bir saniye. Şeyi söyledik ya. Kriptolar uzun zamandan sonra FTX'in çökmesiyle birlikte Nasdaq'ten ayrıldılar ya da S&P 500'den ayrıldılar genel şeyden. İşte burada da görüyorsun bak, şu tamam turuncu olan Bitcoin, şu yeşilli kırmızılı olan mum çubuklarda Nasdaq 100, yani Nasdaq 100 endeksi. Baktığın zaman şu zamana kadar aynıyız, bak şurada yeşilli işaretlediğim bölüme kadar aynıyız. Hatta bak onu çıkartayım. Şunu da şöyle sileyim. Bir dakika. Görüyorsun bak, FTX'le birlikte nasıl göçtük. Normalde biz de FTX dünyası olmasa çok daha yükselebilirdik. Yani şu an 21-22'ler. Hatta belki zorlasak 23'ler bile çok mümkündü. Masadaydı. Çünkü Fed çok güzel geldi. İşte enflasyon verisi güzel geldi. Fed'in önü biraz daha daraldı son veriyle birlikte. Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de şimdi destek bölgesine tutunuyoruz. Şu tutunma 16.200. Bak iniyoruz. 15.400'lerde bir desteğimiz var ama daha majör, şimdilik fena çalışmayan destek 16.200'lerde var. Şu an 16.600'deyiz. Direncimiz şurası kanka bak. Direnç burası, tamam mı? Bunu aklına yaz. 17.200 dolar. Yani orta şiddetli bir direnç. 17.800'de de bir direnç var. Yani 17.200 ve 17.800. Buralarda direncimiz var. Ben tarihli konuşmayı seviyorum. Biliyorsun olduğum olası. O yüzden eğer biz buralara sıkışırsak 18 Kasım 4 günlük bir süre var. 4 günlük sürede biz buradan sert bir hareket yapabiliriz. Umarız ki şöyle bir yükseliş hareketi yapsın. Umarız bu olur. Ama bunun için de tabii ki de bunun üstüne tutunması lazım. Yoksa 15-400'lerde mümkün. Evet, durumlar böyle burada. Yani söyleyecek bir şey yok bu tarafta. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da destek nispeten bir tık daha iyi. 1200 dolarlarda bir desteği var. Onun altındakiler eğer 1200 dolar kırılırsa arkası birazcık zincir tarafındaki analizde birazcık yumuşak. Yani o tarafta çok bir destek yok. 1200 dolar Ethereum için ekstra önemli. Coin'de şunu söylemeyi unuttum, onu söyleyelim. Ha, bir dakika, evet. Dead Cross'umuz vardı. O Dead Cross'un etkileri biraz daha devam edebilir. Ay, Ethereum'da görünce aklıma geldi. Ethereum'da da bir Dead Cross var. Buna dikkat edelim dostlar. Stoplu işlem açmak lazım. Eğer işlem açacaksa, kısa vadeli gireceksek mutlaka stoplu işlem açmak önemli. Bunları söyleyelim. Şimdi direncimiz abi 1300 dolar. 1300-1350 dolar. Orada baya bir direncimiz var. Onun altında 1150 dolarlarda var bir desteğimiz. 1000 dolar zaten psikolojik destek ama yine de unutmayalım, zincirdeki veriden hareketle 1200 dolar desteğinin kırılması durumunda o tarafta belki 1000 dolara atabilir hızlıca. Gerçi Ethereum bayağı iyi duruyor yani son düşüşlerde, birçok son yaşadığımız düşüşlerde genel olarak iyi durdu. Ama 1000 dolar yine de psikolojik destek diyelim o tarafta. Bizim direncimiz şu an 1300-1350 dolar. Yani orada bayağı var yani. Fibonacci'ler var, 50 günlük, 200 günlük var, onun üstünde 1500 var. Yani şu anki ortamda 1500'ün üzerine çıkması için çok yeni bir hikaye lazım. O da çok mümkün değil gibi duruyor. Evet, zigzag modelini de yine hatırlatalım. Burada bir desteğimiz var. Burada bir destek bölgesine indik ama 9600-11500 bölgelerini unutmayalım. Bunu da ta çok eskiden çizdiğimiz bir şey ve genel olarak çok memnunum. Adım adım ilerliyor. Görüşürüz, hoşça kal. Bye bye.